Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi ala ni'metil İslam, elhamdülillahi ala ni'metil iman, elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bilhak. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina ve Nebiyyina Muhammed. Selamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Nisa suresindeyiz. Surenin 95. ayetindeyiz. Estaizu billah. Suresi 95. ayet. Ayete başladık geçen ders. En son neyini yaptık? Ele almayan başladık daha yeni. Buradayız yani. La yestevil qa'idune minel mu'minin. Müminlerden oturanlar ile la yestevil qa'idun minel mu'minin, müminlerden oturanlar ile gayru ulid darari, zarar sahibi olanlar hariç. Bu bir istisna. Müminlerden yapılmış bir istisna. Oturan müminlerden yapılmış bir istisna. Dolayısıyla pazarki dersi hatırlayacak olursak bu nasıl bir istisna? Bütünden ayrılan bir istisna. Yani ayrık istisna değil, munkatı istisna değil. Evet. Çünkü ayırdığı parça ana bütünün içinden ayırıyor onu. Ana bütüne dokunmaksızın nasıl ayırırdı? En yaygın örneği, bütün öğrenciler geldi, eşek hariç. Bu istisna ayrık istisna. Ca'at tullabu illel himar. Çünkü eşek öğrenci değil. O yüzden ana bütünden ayırmıyor. Olur belki su için gelen bir eşektir, orada duran bir eşektir. Ama öğrenci olmadığı için onun istisna edilmesi ayrık istisna. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ اِلَّا اِبْلِيسِ. Bütün melekler secde etti. İlla iblis, iblis hariç. O da ayrık bir istisna. Çünkü istisna ettiği kişi, yani iblis, meleklerden biri değil. Ayrık istisna. La yestavil qa'idune minel mu'minin. Müminlerden oturanlardan bahsediyor Cenab-ı Hak. Gayru ulid darari. Zarar sahibi olanlar hariç diyor. Burada bir istisna var. Ama bu istisna ettiği kesim oturan müminlerden bir bölüm. Dolayısıyla bu ayrık istisna değil. Aynı bütünden. Muttasıl istisna. La yestavil qa'iduna minel mu'minina gayru ulid darari. Eldeki rivayete göre ayetin, bu ayetin nüzulüyle ilgili bir rivayet var. La yestavil qa'iduna minel mu'minina vel mucahiduna fi sabilillahi bi amwalihim ve enfusihim şeklinde
ayetin evvel emirde nazil olduğu geçiyor rivayette. Aradaki gayru ulid darari istisnasının bulunmadığı bir biçimde. Diyor ki rivayet, ama sahabi olan bu Abese suresiyle ilgili elimizdeki malumata göre Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamber'e hitap ettiği o zat Abdullah ibn Ummi Mektum Hazreti Peygamber'e gelip demiş ki, yani Allah diyor ki oturan müminlerle وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ve mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler eşit değildir diyor. Ama biz dedi amayız, yani biz de oturanlarız. Demek ki biz onlarla hiç müsavi olamayacağız. Halbuki ama oluşum kendi kusurum değil. Cenab-ı Hak beni böyle yaratmış. Ben de mücahitlerden bu yüzden olamıyorum. Nedir benim halim diye ayetin ilk indiği halinden bir bakıma şikayetini veya sıkıntısını, rahatsızlığını, istifhamını Hazreti Peygamber'e sunmuş. Aynı rivayet bize diyor ki bunun üzerine gayru uli darari kısmı inzal oldu. Gayru uli darari kısmı daha sonradan geldi. Böylece ayet la yestevil qa'iduna minel mu'minina gayru uli darari araya girdi. Vel mucahiduna fi sabilillahi bi amwalihim ve enfusihim şeklinde oldu. Bunu daha önce anlattığım bir yerde birileri itiraz etti. Bir arkadaş itiraz etti. Dedi ki ben dedi bunu anlayamıyorum. Yani Cenab-ı Hak zarar sahibi dedi, yani engelli olan kimseler. Bunların durumunu bilmiyor mu ki? Önce ayeti böyle gönderiyor. La yestevil qa'iduna minel mu'minina vel mucahiduna fi sabilillah şeklinde gönderiyor. Ama olan sahabi bize yazık olmuyor mu biraz şeklindeki itirazı üzerine bu kez araya hem de aynı ayetin içine gayru ulid darari diye ilave geliyor. Esasen belki birileri diyebilir ki ya belki rivayet sağlamca değildir. Bu sorunu, yani böyle bir problem yok. Bu rivayet sağlamca değil. Cenab-ı Hak bunu evvel emirde böyle göndermiştir diye düşünüp bu konuyu halledebilir kendince. Fakat rivayet olmazsa hocam. Normal olarak eksik rivayet etmez Allah-u Teala. Hatta olur artık kısmı unutmuş da sonra bir ama gelecek, onu hatırlatacak, tekrar ilave edecek öyle vahiy. Yani haklı değil mi bu itiraz? Şimdi itiraz bu biçimiyle haklı gözüküyor. Sözümü şuraya getirecektim. Bu bir hal yolu bu. Yani diyeceksiniz ki bir rivayete dayanarak ben bunu Kur'an'la ilgili düşünemem. Bu rivayet isabetli değildir, yerli yerince değildir. Ya bütünüyle mevzudur ya bilmediğimiz eksik yanları vardır ama bu biçimiyle uygun düşmüyor. Dolayısıyla bu rivayet geçersiz, ben bunu kabul etmiyorum denilebilir. Yani hele hele bunu diyen kimse rivayeti de biraz inceleyip rivayetin kusurlu isnadında kimseler bulursa falan daha da bir temellenmiş olur. Fakat problem şu ki, esasen problem de değil, olay şu ki bu ayete özgü bir şey değil. Yani Kur'an'da bir kez olan ve bu ayete özgü bir şey değil. Kur'an'da başka yerlerde nüzul ile yaşam arasında bir karşılıklı iletişim görüyoruz. Yani karşılıklı bir iletişim görüyoruz. Nüzuldaki olaylar üzerine gelen rivayetler, ayetler görüyoruz. Yani nüzul buna sebep olmuş veya vaka buna sebep olmuş. Ve buna Kur'an kendisi tanıklık ediyor. Orada rivayet de yok. Kur'an kendisi anlatıyor böyle böyle oldu ama o yüzden şimdi böyle size buyuruyorum diye olay üzerine. Dolayısıyla aynı itiraz ile orada da gittiğiniz zaman diyorsunuz ki yani Cenab-ı Hak niye bu olayı bahane ediyor ki böyle bir şeyin olmasını? Cenab-ı Hak bu konuyu zaten bütünüyle, her yönüyle bilir. Bir ailede yahut bir meselede bu tür şeylerin problemlerin çıkacağını bilir. Dolayısıyla
şey yapar, baştan bunu kendisi tanzim eder. Hiçbir zaman olayla, bu olaydan etkilenmiş gibi, bu olayla ilişkilenmiş gibi bir manzara ortaya çıkmaz. Bunu biraz daha ileri götürürseniz, وَقَالُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذِهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا diyen müşriklerin yaklaşımına kadar gider. Bu Kur'an niçin tek seferde gelmiyor? Olaylar oluyor, bir şeyler oluyor, ondan sonra Kur'an geliyor. Siz geliştiriyor musunuz duruma göre? Yani Allah'sa bu eğer, onların deyimiyle söylüyorum. Çünkü bu da, bu itiraz da Kur'an'da var. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا. Niçin bu Kur'an tek seferde inmiyor? Allah her şey olacak, bitecek olan her şeyi bilmiyor mu? En son haliyle olacak Kur'an'ı bilmiyor mu? Gönderir cümleten, Türkçe'de de aynen geçmiştir. Ümmet de bundan istifade eder. Evet. İşte ben de oraya, işte ona geleceğim. İşte bu da aynı şey. O diğer olaylar da aynı şey. Kezalike gerekçe nedir? Kezalike linuthabbite bihi fuadek. Onlar bunu bir kusur görürken Cenab-ı Hak bunu diyor, bu bir kusur değil, bu size bir rahmet. Fuadını, gönlünü tespit edelim diye. Kur'an'ın tedriciliği, olaylarla olan iletişiminde Allah'ın toplumu yönetmesi ve toplumu adeta terbiye etmesi var. Ve bu olaylarla iletişimi bize Kur'an, bize daha bir, yani Kur'an'ı anlamak hususunda, olayı da bildiğimiz zaman Kur'an'ın hükmünü anlamak hususunda ayrıca bir kolaylık sağlıyor. Mesela başka bir örnek vereyim. Kelale var hocam. Hı? Kelale. Kelale var, çok var. Mesela buna benzeyen, hepsi birbirine benziyor da, ayet nazil olmuş. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدًا. İffetli kadınlara, korunaklı, koruma altındaki yahut kendisini ailesi yahut kocası tarafından korunan ve bu korunma içerisindeki iffet ile yaşayan kadınlara atanlar, neye atanlar? İftira atanlar yani. ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ الشُّهَدَى, eğer dört şahit getirmezler ise فَجْرِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَى, onlara 80 kırbaç vurun diyor Cenab-ı Hak ayette. Ayet nazil olmuş, günler geçmiş, 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 zaman ilerlemiş. Adamın biri sahabeden evine gelmiş, hanımını başka bir erkekle ilişki halinde görmüş. Şimdi düşünmüş, ben şu anda ne yapacağım? Acaba müdahale edip öldürebilir miyim? Veya başka bir ceza mı vereceğim? Ne yapacağım? Ya da otoriteye gideceğim, Hazreti Peygamber'e. Diyeceğim ki, ben hanımımı falanca adamla zina halinde gördüm. Ama o konu ile ilgili Kur'an'ın belirli bir hükmü var. Nedir o? Diyor ki, dört şahit getir diyecek o da bana. Getiremezsem ne olacak? 80 kırbaç dayak atın diyecek. Çaresizlikle susmuş. Bir zaman, iki zaman derken bir başkasını açıklıyor. Diyor ki, kendisi üzerinden de anlatmıyor. Diyor ki, bir adam düşün, hanımını başka biriyle yakalıyor. Size gelse söylese, öldürse katil diye kısas edersiniz. Gelse size söylese, nerede diğer üç şahit diye kırbaçlarsınız. Adam ne yapacak? İçeridekilere, efendim siz işin rahatınızı bozmayın, işinize devam edin, ben üç arkadaş ayarlayıp getireceğim, onlar da bir zahmet görsünler mi desin? Deyince o anlattığı kişi de buna gelip Hazreti Peygamber'e anlatıyor. Hazreti Peygamber'in ağrına gidiyor, sıkıntı çekiyor. Çünkü bir bakıma adam haklı. Kur'an'da var mı şu söylediklerimiz? Şimdi bu anlattıklarım Kur'an'da yok, olan bir şey değil. Yok olan şeyleri gündeme getirmemek lazım. Musa İbn Ersin'in yaptığı bir davranışın bir nevi gibi geliyor bana. Şimdi amacak bunun üzerine gelen ayetler var Kur'an'da. Güzelim var da ne diyor? İki şahit bulmazsa kadın da yemin ederse bilmem şu. İşte olur. O ayetlere geleceğim. Bunun yani üzerine ben sıradan okuyorsam atlamalı olursa kimse bir şey anlamaz. Ben anlamam.
Yani ben Kur'an çalışanıyım. Yani böyle Arapçadan da bence Arapça gerekmez. Kur'an'ın ne olduğunu, niteliğini anlatmak lazım. Buradakilere. Evet. Şimdi bunun üzerine li'an ayetleri geliyor. وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ اِسْتَهِدُ بِاللّٰهِ. Hemen sonraki ayeti var. Cüzesine, arkasındaki ayeti yok. Okey. وَالْخَامِسَةَ اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِمْكَانَ. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü şekilde karşılıklı bunlara yemin ettiriliyor li'an ayetleri diye. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا أَنْفُسُهُمْ. Yani eşlerine bu suçu atanlar ve kendilerinden gayrı da tanıkları yok ise diye bu ayet geliyor bu kez. فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ. O takdirde bunların اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. Bir kişi bunlar, yani gelen o kişi tanıklık edecek. Ben gördüm böyle bir olaya diye. Cenab-ı Hak diyor ki kendisi buna tanıklık ettiği takdirde doğrulardan olduğuna dair. Buna yemin edecek. Bu kabul edilir. اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ. Dört kez yapacak bunu. وَالْخَامِسَةَ. Devamdaki ayet. اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَارِ. Beşinci kez, beşincide de diyecek ki dört kez ben doğru söylüyorum, vallahi gördüm diyecek. Beşincide de eğer yalancıysam Allah'ın laneti üzerime olsun diyecek. Dönüp bu erkek böyle yapmak suretiyle şeyden kurtuldu. Yani beyanından ötürü cezaya uğramayacak. Ve bu kabul edilir bir şey. Eğer buna karşılık li'ana karşı, bu lanetleşmeye karşı, bu lanete karşılık eğer kadın tepki vermez ise kadın suçlu bulunacak. Adamın şehadeti kabul edilecek. Eğer kadın karşı koyar, hayır efendim yalan söylüyor der de bu kez de o devam et ayet. يَدْرَعُ عَنْهَ الْعَذَابِ. Kadından azabı savar, cezayı savar, uzaklaştırır. اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ. Dört kez yemin edecek, diyecek ki vallahi bu adam yalan söylüyor. Kocasını yani. وَالْخَامِسَةَ. O da beşincide diyecek ki اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَسْ. Allah'ın gazabı üzerime olsun eğer bu adam doğru söylüyor ise. Bunu da kadın yaptığı takdirde bunlar talak-ı bayin ile ayrılmış oluyorlar. Mesele bu ortamda, dünya ortamında çözümsüz halde kalıyor. Yani mümin toplum ne erkeğin dediğine itibar edip kadını cezalandırabiliyor, ne de kadına bu manada suçlu gözüyle bakıyor. Ne erkeği yalancı, ne kadını yalancı, ne de taraflardan birini doğru. Öylece bırakılıyor ve bunlar ayrılmış oluyorlar. Li'an ile karşılıklı ayrılmış oluyorlar. Bu ayetler geldi ve rivayet Hazreti Peygamber'in bunun üzerine o kişileri çağırdığını ve gerek erkek tarafına gerek kadın tarafına ayetlerin öngördüğü biçimde lanetleşme ile durumu izah ettiğini bildirir. Yani yaşanan olaylarla eş güdümlü ve eş zamanlı, karşılıklı gelen vahye bir örnek olarak söyledim. Kur'an'ın kendisinin anlattığından da var. Yani bağlamını da Kur'an'ın verdiği örnekler de var. Estaizu billah. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِ اِلَى اللّٰهِ. Burada olayı da Kur'an anlatıyor. Yani bir olay olmuş. Orada bir kadın var. Ve kadın kocasına gelip kocasından ötürü gelip Hazreti Peygamber'e şikayette bulunmuş. Bana ziharda bulundu diye, bunun neyse cezası veya kefareti her neyse, ama bunu ben geldim söylüyorum, kocası geride, kadın ben gidip söyleyeceğim demiş Hazreti Peygamber'e. Ortada قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ diye başlayan ayetler, bu surenin girişi yok. Zaten ayette olayı hikaye ediyor. Yani vardı zaten ayet desek bile makul olmaz. Ayet çünkü olmuş olayı hikaye ediyor. Allah sana kocası hususunda şikayette bulunanı kesinlikle duymuştur. Hatta rivayet bize daha fazla bilgi verir. Diyor ki kadın gelmiş Hazreti Peygamber'in huzuruna biraz mahcup,
bir sesle, yani kocam böyle böyle bir şey yaptı. Hazreti Peygamber meselenin biraz hassasiyetine vakıf olduğundan, kadının mahcubiyetine vakıf olduğundan, duyduğu halde kadın rahatlasın diye biraz duyamadım, ne diyorsun, hele tekrar söyle bakayım diye, onu rahatlatmak için biraz daha sesini de yükseltsin diye, duyamadım duyamadım, ne diyorsun kadın, rahat ol demiş. Ayetlerin gelişi kad semiallah, Allah duydu. Yani Hazreti Peygamber'in duyamadım duyamadım dediği karşılıklı iletişime örnek veriyorum yani. Ve bunun üzerine konuyla ilgili hüküm geliyor. Allah konuyla ilgili hükmünü uzun uzun anlatıyor. Yaşanmış bir olay ve yaşandığını da Kur'an zaten kendisi ifade ediyor. Ve hüküm buna binaen geliyor. Konumuz şu. Yani bu sebeb-i nüzul rivayetlerinin önemli bir kısmında problem olabilir. Ben onu tartışmıyorum. Yani şu sebeb-i nüzul rivayet bakımından sakat denilebilir, isnadı sorunlu olabilir, makul olmayabilir. O ayrı konu. Benim bu ayet dolayısıyla başlığını açtığım konu, Kur'an'ın nüzulünde yaşamla olan karşılıklı iletişimi. Yani Kur'an diyor ki, bir kadın geldi Hazreti Peygamber'e şikayette bulundu. Şöyle bir soruyu sordu. Bu konudaki hükmü Cenab-ı Hak olay üzerine veriyor. İtiraz şu, yani Allah böyle bir meselenin çözümünü vaktiyle, dedim ya bunu biraz daha geri götürürseniz, niye en baştan tümüyle vermedi de olaylar yaşandıkça, sorunlar ortaya çıktıkça adeta anayasaya, ya bu sorunu, bu maddeyi böyle yazmışız ama işte şimdi uygulamada böyle problem çıkıyor, şöyle edelim biçiminde bir müdahale, düzeltme anlamındaki bir müdahale algısıyla insanlar itiraz ediyor. Halbuki olayın kendisinde bu yok. Esasen Cenab-ı Hak, dediğim gibi, tedricen inişin, indirmenin, nüzulün gayesini insanların fuadını tespit etmek, sağlamlaştırmak, onları tedricen vahyin ikliminde yetiştirmek ve nihayetinde Kur'an'ın en el-yevme ekmeltu lekum dinekum dediği kamil noktaya kavuşturmak. Kuşkusuz gelen ayetlerin, bunlar içinde tedrici olanlar da var, her biri yine aynı tedrici aşamaları yaşayacak ilerideki insanlara hitap edebilir. Bu bakımdan nesih olayı berikinin bütünüyle hiç işe yaramaz bir hale geldiği anlamına da gelmiyor benim kanaatimce. Çünkü bu tedriciliğin bir bakıma, konunun yine orasından burasından nesih konusu da giriyor. Yine olayların eşliğinde, olayların gelişimi veya zamanın belli olayların olgunlaşmasıyla hükmün neticelendirilmesi. Bunlarda müşrikler itiraz etmişler ki, siz tasih ediyorsunuz, düzenliyorsunuz. İşte nesih'e itiraz etmişler, tedirici inişe itiraz etmişler. Önceki ümmetlerde bir defada inmişti, gidip getirmişti. Muhammed niye sallallahu aleyhi ve sellem parça parça getiriyor, düzenliyor mu? Daha ileri gidip demişler ki, biri yazdırıyor, yazdırdığı için ara ara temin ettikçe bize aktarıyor vesaire. Bu iddia, bu demin bahsettiğim bütün istifhamlarıyla birlikte bu türden Kur'an'ın olaylarla olan iletişimi dolayısıyla seslendiriliyor. Tediriciliği dolayısıyla seslendiriliyor. Buradaki örnek de bu örneklerden birisi. Eğer rivayeti doğru varsayıyor isek, rivayeti doğru varsaymıyor isek, rivayet neydi? Gayru ulid darari kısmı ayetin nüzulünden sonra tekrardan inzal olundu. Eğer rivayeti doğru sayıyor isek, ben bunda bir problem görmüyorum şahsen. Bu yaşanan olayın, hayatın içinde Cenab-ı Hakk'ın insanlara vahyedişi, onlara kolaylıkları göstermesi, bilmiyordu da itiraz gelince düzeltti şeklinde değil, insanların sıkıntısı dolayısıyla, şeyleri dolayısıyla onlara vahide, Kur'an ayetleriyle hükmü neticelendiriyor. Burada dediğim gibi o ilk taraftan tuttuğunuzda her halükarda varacağınız yer, niçin toptan indirilmedi? Niçin bazı Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz hükümler
yine Kur'an'ın kendi ifadesiyle yahut hadislerle olaylarla ilişkili gözüküyor. Estaizu billah, alimallahu ennekum kuntum tehtanun enfusakum fetaballahu aleykum. Uhille lekum leylete siyamin rafatu ila, oruç geceleri hanımlarınıza varmanız size helal kılınmıştır. Ayet gerekçesini de söylüyor. İnsanlar bu kovu hususta bu hükme riayet edememişler. Aynı soruyu çevirebiliyorsunuz orada. Allah insanların yaratıcısı olduğu halde onların bu hükme riayet edemeyeceklerini, geceleri eşlerine kendilerine hakim olamayarak varacaklarını, vefa gösteremeyeceklerini bu biçimiyle oruca bilmiyor muydu da bu olay olmuş bitmiş, millet ihanet etmiş. Allah da diyor ki, Allah sizin hanımlarınıza bu hükme riayet edemeyip hanımlarınıza varışınızı bildi de فَتَابَ عَلَيْكُمْ مُعَفَى عَنْكُمْ, sizi hem bağışladı hem de affetti hem de sizden bu hükmü kaldırıyor. فَالْاَنَ بَاشِرُوهُنَّ, artık bundan böyle varın. اَبْتَهُ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ, ve onlarla ilişkide bulunun. Allah'ın size lütfedeceği çocuğu bekleyin. Artık اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتْ, oruç gecesinde size hanımlara varmak helal kılınmıştır. Bu istifham ile baktığınızda aynı soru burada da var. Niye olayın üzerine baştan Cenab-ı Hak insanların bu durumunu bilmiyor muydu? Bu Kur'an'a, Kur'an'ın gerçekliğine, hakikatine vakıf olmamış bir insan uzaktan uzağa söyleyebileceği bir şey olabilir. Benim kanaatim bu yönde değil. Benim kanaatim bu ayet bu biçimiyle önümüzde durduğunda, ki biz bu ayeti okuduk, şöyle diyorsun: Allah müminlere ne kadar şefkatli, ne kadar merhametli, alışılagelen bilindiği haliyle oruç onlara tatbik edilmiş, tutmaya başlamışlar. Nasıl tutulur oruç? Geceleri de oruçlu tutulur. Böyle biliniyor oruç. Vahyin de bu konuda ayrıca bir tanzimi olmadığı için böyle sürdürmeye çalışıyorlar. Ama yapamayınca vahiy diyor ki yapamadınız. Dolayısıyla Cenab-ı Hak size artık oruç gecelerinde hanımlarınıza varmanızı helal kıldı. O şekilde emrediliyor mu başta? He? Sizin söylediğiniz ayet Bakara 187. Yani baştan bu şekilde oruç gecesi hanımlarınıza yaklaşmak size haram diye bir ayet var mı? Yok yok, haram diye bir ayet yok. Oruç bu şekilde tutuluyor, bu şekilde tatbik ediliyor. Ayette yok ama. Ayette şu var. Hayır, ayette Allah sizin buna riayet edemeyip hıyanette bulunduğunuzu Allah bildi diyor. Dolayısıyla bunun vaktiyle böyle olduğunu ayet zaten kendisi... Hocam, şuna müsaade ederseniz bakın. Biz onları ruh bağına emretmedik. Onlar kendi kendine tesis ettiler. İnsanın bir böyle bir şeyi var, aşırı gitme. Ne diyor Peygamberimiz bir hadiste? Ben diyor, bu din benim de gönderildi size. Belki hanımlarımla geceleri şey yaparım, oruç geceleri yaparım. Ve ne diyor bir de bir gün oruç tutarım, bir gün tutmam. Şeyde, nafile oruçları. Her gün tutmayın böyle. Ruhbanlık yapma diye böyle bir aşırıya gitme huyu var insanların. Burada da aşırıya gidiyor kendi kendine. Peygamberimizin gizli gizli dişleri misvakta olsa ondan kaynaklanıyor zaten. Bu üzerimize yazılmasın diye. Herkes yapmaya başlayınca ne olacak? O da gelecek, geçecek. Dediğim, bu şekilde yani. Benim dediğim ayette var yalnız. Ayette yani sizin ayette yok dediğiniz şey var ayette. Yani demek ki onun başına böyle direkt açıklan olmasın. Yani şey kendi, ben ne oluyor? Kendi kendilerine yapıyorlar bu. Hayır. Oruç gecesi kendi kendilerine böyle bir ama şey başlıyor. Ama ihanet etmez o zaman kendi kendilerine olsa. Ben pek çok kadın tanıyorum. Mesela benim kayınvalidem 3 aylarda 3 ay boyunca oruç tutuyor. Hasta bir kadın. Yazık ediyor yani. Belki de ölecek de oruç edeyim. Şimdi orada ben dediğim ben kendime ihanet ediyorum. Demezsiniz şu an. Şimdi yani o örneğe de ayrıca itiraz edebilirsiniz ama bu konuda hiç böyle bir örnek yoktur. Kur'an hiç vakadan söz edip vakaya dayalı olarak hüküm bina etmemiştir. İddiası Kur'an'a aykırı düşer. Çünkü Kur'an kendisi bunu seslendiriyor. Bu konuda çok örnek var. Mesela cihat konusundaki şey de öyledir. Sayıca Allah sayı örnekleri verir. Şu sizden اِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ اَشْرُونَ سَابِرُونَ يَغْلِبُوا Yok, 20 kişi 200'e. O ikincisi. Birincisi hocam. 20'ye 200, birincisi 100'e 1000.
%200'de ikincisi. Oranlar var. Karşı taraftan sizden inyekum minkum 20 sabirun yaglibu 200. Sizden 20 tane sabreden cengaver olursa 200'ü yenerler. Yani bir kişi kaç kişi yenecek? Bir kişi 20 kişi yenecek. Devamlı 1-10. Bir sıfır koyuyorsun. Ama arada bir cümle var. El ana khaffafallahu ankum ve alima enne fikum da'fa. Şimdi Allah size hafifletiyor, hafifletti ve bildi ki sizde biraz zayıflık var. Şimdi hocam burada estağfurullah buyurun. Şöyle, şimdi orada insanın gücünün varlığından söz konusu. Yani siz dinamik olursanız 10 kişi, 100 kişi, 20 kişi bilmem, 2000 kişi yenir. Ancak biraz rehavette olduğunuz zaman bir kişi iki kişiyi yener. Çünkü öbürleri düşünmeyen insanlardır. Peş peşe 3 ayet var orada. Düşünmediğimiz zaman demek ki en şeyimiz savaşta bile iki kişi yeniliriz. Ama düşünürsek, daha dinamik olursak 20 kişiyi yeniliriz. Yani burada bir ifade, kendinize gelin, kendinizi dinamikleştirin, aptallaşmayın, aklınızı kullanın anlamını ben çıkarıyorum orada. Ben ona itiraz etmiyorum. İtiraz edenin itirazı şuraya dayanıyor. Allah ayette şöyle diyor. El ene khaffafallahu ankum. Şimdi Allah size hafifletti. Ve alime enne fikum da'fa. Ve bildi ki sizde zayıflık var. Soru şu. Sizde zayıflık olduğunu Allah bilmedi de mi önce ayette öyle söyledi? Bakın hocam, ben şu Kur'an'ın tam şunu anlıyorum. Allah bizi serbest irade vermiş. Şeytanlarla insanlara. İstediğiniz gibi kullanın. Diğer yaratıkların iradeleri kısıtlıdır. Biz rehavete mesela 97'de ne diyor? Melekler onların canlarını almaya geldiği zaman neden böyle aptallık idiniz? Onlar da kadize düşürüldük. Allah'ın arzı genişleyip miydi? Görseydik biz de aptal olmasaydınız. Yani burada Kur'an'ın ifadesini başka taraflara çevirmeyelim. Yani dinleyenler de Kur'an'ın bir dinamik insan yaratmak istediğini, hakka hukuka tecavüzkar bir davranışın dışında her yaptığımızı Allah'ın bildiğine, gördüğüne göre gizli bir şey yoktur. Bunun bilincini veriyor Kur'an. Evlenmiş, boşanmış, yemin etmiş Hazreti Peygamberimize mücadele süresinde bir kadın, hani kocası boşuyor diye geldi. Başka bir yerde kadın şu oldu da Peygamberimize giden kadın yok ki Kur'an'da. Ben o ayeti söyleyeyim ben bakayım. Soru şu, ben sorumu anlatamadım galiba. Peki. Gayru uli darari, zarar sahibi olanlar hariç. Dolayısıyla bunlar istisna edilmiş oturanlardan. Bunlar müsavi değil, eşit değil. Kimlerle eşit değil? وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda cihad edenlerle oturanlar eşit değiller. Yani Allah bunların arasındaki farkı takdir ettiğini, savaşa çıkanların veya cihada çıkanların her türlü çaba, gayret bunun içerisinde var. Pinti pinti oturanlarla, kılını kıpırdatmayanlarla müsavi olmayacaklarını Allah beyan ediyor. Bu ne demek? Harekete geçin. وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ De ki, yapın. İcraatta bulunun. Allah sizin yaptığınızı görecek. Nihayetinde, hani bazen bir sınıf olur, öğretmen sınıfa girer, baştan der, şöyle şöyle şöyle, ben şuna çok dikkat ederim, yıllık ödev, ödevlere çok dikkat ederim, derse katılıma çok dikkat ederim. Öyle oldu ki, yıl son oldu, baktık ki neticede ötekiler de geçti. Hatta bazıları aynı puanlarla geçti. Devamları iyi olmayanlar da dikkati artık unutuldu. Meğer hoca baştan onu şey olsun diye söylemiş. Gayret edenler, ondan sonra ödevlerini hiç kaçırmayanlar, baştan o verilen hassasiyet kalmadı. Ne oluyor mümin insanlarda o esnada?
bir rahatsızlık oluyor. Takdir edilmemek. Yaptığım işin görülmeyeceğini, neticede takdir edilmeyeceği. Allah diyor ki böyle düşünmeyin, aklınıza böyle bir şey asla gelmesin. Muhakkak ki çaba gösterenler, gayret edenler, ter dökenler elbette ki diğerlerinden farklıdırlar ve asla eşit olmayacaklar. Eşit değiller hali hazırda. Bu nihayetinde de, akıbetinde de bunların müsavi olmayacaklarını, berikilere Cenab-ı Hak daha fazla şeyler vereceğini ifade ediyor ki ayetin devamı buna işaret ediyor. Bi emvalihim ve enfusihim. Cihadı geçen ders konuştuk burada ve Cenab-ı Hak burada, yani bu cehd kökünden gelen bu ifade, çaba göstermek, içinde kıtal var, can pahasına her türlü gayret var. Bunu da bi emvalihim, mallarıyla demiş. Ve enfusihim yetmez, yanı sıra bir de canlarıyla, esirgemeyecek hiçbir şeyini. O yüzden alimler demişler ki hep malıyla cihad eden, hep mal sağlayan adam yılda bir zaman yahut en az belli bir zaman bedenen de katılsın bu işe ki ayetin ifadesine muttasıf olsun. Mallarıyla, canlarıyla. Ben onu o türlü anlamıyorum. Malımızla, canımızla, olumsuzluğumuzla cihad etmedikçe inanmış sayılmayız. Onu ben birkaç tefsir kullanıyorum. Hani ayeti yeterince kavramadığım zaman tefsirlerden bakıp kavramımın doğruluğunu perçinlemeye çalışıyorum. Buradaki şey de malımızla, canımızla cihat etmedikçe ki şimdiki Müslümanların hangisinde var böyle bir inanç şekli? O zaman efendim hocam sonucu dinleyin, ondan sonra itiraz edin. Ya konumuzu dinleyin ama konumuzda da ya, şimdi buyurun. Saptırılmış millet. Hangi Türkiye'de Kur'an'a veya Arabistan'a, yani Türkiye'ye değil, Bursa'ya değil, İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerini değil. Hangisi Kur'an'a göre Müslümanlığı yaşıyor? Hangisi? Türkiye'de kaç tane İlahiyat Fakültesi var? Bu İlahiyat Fakültesi profesörlerinin %70'i Kur'an'a göre yaşamıyor. Dinini. O halde biz bunu gerçeğine çekelim. Öyle uydurma şeylerle bu kadar yıldan beri gelmişiz. Şamanizm dini, bilmem ne dinlerinin bölgesinde erimiş gitmişiz. Mesela hadis dedi şu arkadaşımız, eskiden de tanırım. Diyor ki İmam-ı Azam, nas dururken reyle hareket etmem. Biz rey nedir? İnsan sözü. İnsan sözüyle hareket ediyoruz. Halbuki Kur'an geneli gören bir insan sözü belli bir süreyi kavrayandır. Dolayısıyla hadislerle, mesela bir şey daha ilave edeyim, Tayyip Kırbaşoğlu hadis profesörüdür. Hadisçileri yerin dibine sokuyor. İşte o zaman biz bilinçli olalım. Evet. Yani mahiyet itibariyle teklifinizi ben şöyle anlıyorum. Cenab-ı Hakk'ın sözü ortada dururken hiç kimsenin sözüne itibar edilmez. Burada yani hiçbir şey olamaz zaten. Yani Allah'ın ak dediği bir şeye hangi kaynaktan olursa olsun farklı değerlendirmeler getiren kimsenin sözü geçersizdir, rivayet, doğru rivayet değildir. Söz konusu değildir. Yani rivayet neymiş? Kim rivayet etmiş? Ahmet veya Mehmet. Ancak Cenab-ı Hakk'ın nas ile belirlemediği, nas ile sabitlemediği bir konuda insanlar görüş söylerler. Yani eğer konuda bir nas yok ise, belirleyici bir şey yok ise, o konuda insanlar görüşlerini ifade ederler. Bunların başında Hazreti Peygamber de gelir. O da görüş ifade etmiştir. Hocam, biz Kur'an'da bir şey eksik bırakmadı, ayeti var mı? O zaman eksik alıyoruz, değil mi? مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْ Kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık ifadesi esasen مَا فَرَّطْنَا biçimiyle, yani her bir konu spesifik olarak Kur'an'da mevcut. Ne var ki sizler başka yerlere gidiyorsunuz, hiçbir yere şey yapmayın anlamında mı değerlendiriyorsunuz? Ben şunu söylüyorum, Kur'an getirdiği hükümler ile eksik bir şey bırakmadığını söylüyor.
Evet. Ve rahmeten li kavmin yu'minun. Evet. Evet. Şimdi bu Kur'an'ın ifadesi bir ayeti iken elçinin risaletini ve onun buradaki örnekliğini de yine Kur'an tanzim ettiği için o eksik kalmayan şeyin içine o da giriyor. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٍ Sizin için Allah'ın elçisinde güzel bir örnek vardır. Peki, Allah'ın elçisi eğer ona bir kelime katmışsa biz onun şahtabandı koparırız diyor, değil mi? Hı-hı. Bir kelime Kur'an'a katamamış. Katmasını söylemiyorum, evet. Hayır. Katmasını söylemiyorum. Hocam, bu dersler internete veriliyor. Özel tartışmalarınızı kendi özel zamanda yaptın. Bir dersi bozmuyor. Ben burada izlemeye yok. Geldim, sabredemiyorum. Ama sabretmen lazım. İzin yoksa özel zaman gelirsin. Tamam. Estağfurullah. Musa Bey, otur izle Musa Bey. Otur. Ya bu en eski kurucularından otur dinle. Ya dursan da dinle ya. Sıkıntı basıyor. Sıkılmazsın sen. Ben seni tanıyorum. Otur. Otur Allah aşkına izle ya. Kur'an dersler getirir mi? Otur ya, Allah aşkına. Ya niye? Aziz Hoca da öyle söylüyor. Pakistan niye ayrıldın ben? Yönetimden niye ayrıldın? İşte böyle konuşmuyor. Biliyorum ben seni tanıyorum ya. Otur izle. Ders devam etsin. Benim müdahale etmem şuydu. Hocamdan da özür diliyorum. Yani bir parça Allah aynı senden aynı kanaatteyim. Parça bir ayetin sonra bu olmadı. Yeni bir ihtiyacı bir ayet ilave edeyim. Allah'ta böyle bir şey yok. Olabilir. Benim imanıma aykırı bu. Olabilir mi? Ha, olmaz. Mümkün değil bu yani. Mümkün değil. Evet, Kur'an'da hiçbir şey, yaşlı hiçbir şey bırakmadı. Tamam ben de ona inanıyorum. Benim anladığım... Ama bazı ayetleri giderim, bazı nesih etmez Kur'an'da var ya. Yani. Kur'an'ı gereği gibi okuyamayanlar var. Yani gereği, mesela Hüseyin Atay'ın ben iman esaslarını yapabilir. Niye Kur'an'da böyle pırçık olmuş? Onu sana sorup boşalım. Şimdi ben söyleyeyim de boşalayım. Netice, ben Kur'an'ın niye böyle köçük olmuş? Yani bir konuyu tamamına yaymışlar. Herhalde Kur'an karıştırılmıştır. Kanaati oluşmuştu bende. Hüseyin Atay diyor ki o iman esasları eserinde Kur'an'ın bir konuyu şey yapmak için genelinin bilgisine göre o konuya şey vermen, hani hüküm vermen gerekir. Yoksa hani Nisa suresindeki şeylerle bilmem neyle değil, tümü üzerinde bir kül halinde bilgi sahibi olacaksın ki bir şey veresin. İşte o dersi yapıyoruz biz burada. Bak biraz sabır. Ama bir ders de olmaz ya. Ben burada bak 2,5 seyredim. Yani daha Nisa suresindeyiz. Lütfen biraz sabır. Ama şimdi... Karadeniz sıkıntısı, sabretmen zor bir şey ama biraz sabret. Sabret biraz zor, biraz sabret. Şimdi gittiğiniz önce bir eve misafir olduğunuz zaman o evin şeyine önce bir uyum sağlayın, ondan sonra itiraz alın, şu an bile yapamıyorsunuz. Hiç uyum sağlamadan siz başladınız, hepinizin dikkatini size dağıtlar. Ha yanlış söyleyebilir, doğru olmayabilir, yanlış tefsir eder ama iyice toparladıktan sonra fikrinizi söylemek haklısınız. Siz her kelime itiraz ediyorsunuz. Her kelime itiraz ediyorsunuz ki bu da... Ne siz anlattınız mı? Dersi anlatmadık yani. Daha bir şey anlatmadım. Daha bir kendi itiraz edin. Bitsin. Yanlış da olsa itirazlarını, gerekçelerini yani, söyle. Konudan haberi yok ya. Yok, bitsin ondan sonra. İtirazlarınızı da yapabilirsiniz. Hocam, meğer yazıyoruz sana. Evet, bitsin ondan sonra. Diğer meğerleri de görün. Meğer çalışmasının sonunda zaten hocam söz veriyor. Abi, yani sabır olacağız. Evet. Birinci bölümü tamamladık. Akulu kavli hâdâ ve estağfurullah el-azîm li ve lekum ve lisâir-i mü'minîn. Rabbena la tu'âkidnâ en nesînâ ve ahtânâ. Rabbena ve la tahmil alâ kafâtin.